1. Beyazıt 1389-1412. Doğum tarihi 1360 Edirne, ölüm tarihi 1403 Akşehir. Saltanatı 1389-1402. Annesi Gülçiçek Hatun, babası Birinci Murat, sonra gelen Birinci Mehmet. 1. Beyazıt 4 Osmanlı padişahıdır. 4. Osmanlı padişahıdır. Yıldırım Beyazıt olarak da bilinir. 1. Beyazıt 1381 yılında henüz padişah değilken Germeyanoğulları'nın hükümdarı Süleyman Şah'ın kızı ile evlenmiş ve Germeyanlıların topraklarının çeviz yolu ile neredeyse hepsini almıştır. Ama bu olay 1. Murat padişah iken gerçekleşmiştir. 1389 yılında çoğunluğu Sırplardan oluşan Balkan ordusu aşıkları ile yapılan 1. Kosova Savaşı'nda babasının yanında savaşmıştır. Savaştan sonra babasının ölmesiyle padişah olmuştur. Beyazıt'ın İstanbul kuşatması. Birinci Beyazıt İstanbul'u dört defa kuşatmıştır ve İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır. Birinci kuşatmayı 7 ay sürmüş ve kuşatma sonucunda Bizanslılardan bazı ayrıcalıklar kazandı. Bu ikinci kuşatma kış mevsiminin yaklaşma üzerine devam ettiremedi. Üçüncü kez İstanbul'u kuşatan Yıldırım Beyazıt bu sefer de sonu, e, sonu alamamış ve dört kez İstanbul'u kuşatmıştır. Dördüncü kuşatmadan ise Timur'un Anadolu'ya gir girdiğini öğrenmiş ve kuşatmayı durdurmuştur. Nibolu Savaşı Yıldırım Beyazıt 1395 yılında İstanbul ikinci kez kuşatırken Haçlı ordusunun geleceği haberini almıştır. 1396 yılında Haçlı ordusu baskın yemiş ve bozguna uğramışlardır. Haçlıların seçkin birlikleri olan hospital, hospital Ye şövalyeleri Osmanlı'nın öncülü birliklerini kayıp verdirmiş ve Osmanlı askerini kovalamaya başlamışlardır. Osmanlı'nın kurduğu tuzaklardan dolayı atlardan inip yayan kovalamaya devam etmişlerdir. Geçtikleri yerlerde bulunan Müslümanları öldürmüşlerdir. Bu duruma çok öfkelenen Yıldırım Beyazıt yere bir kazık çak, çakmıştır ve bu kazıktan uzun olan bütün asirlere öldürmüştür. Osmanlı'nın nesilleri öldürdüğü tek savaştır. Timur ve Ankara Savaşı Timur'un saldırıları ile topraklarını kaybeden Karakoynular hükümdarı Kara Yusuf Osmanlı'ya sığınmıştır. Timur Ulev Beyazıt arasında mektuplaşma başlamış ve Timur Kara Yusuf'u vermelerini istemiştir. Timur gözdağı vermek için bu bazı yerleri istila etti. Beyazıt el elçi göndererek Timur Osmanlı'nın kendisine bağlanmasını ve Kara Yusuf'u vermelerini teklif etti. Beyazıt kabul etmemesi üzerine savaş başladı. Savaşın sonrası Timur Yıldırım Beyazıt'ı esir almış ve esir düşen tek Osmanlı padişahı Beyazıt'tır. 11 yıl sürecek olan Fetret devri bu savaşıyla başlamıştır. Beyazıt dönemi önemli olaylar. İlk İstanbul kuşatması yapılmış. İlk kez Anadolu Siyasi Birliği sağlanmış. Anadolu Hisarı yaptırılmıştır. Anadolu Beyler kurulmuştur. Nibolu Savaşı ile son yüzyılın en büyük Haçlı ordusu yenilgiye uğratılmıştır. Abbas Halifesi'nde Sultan-ı İklimi Rum ünvanı almıştır. Ankara Savaşı ile Timur'a yenilmiş ve Anadolu siyasi birliği bozulmuştur. Savaşta 1. Beyazıt esir düşmüş. Savaş sırasında esir düşen ilk Osmanlı padişahı Beyazıt'tır. Ankara Savaşı sonrası 11 yıl sürecek olan Fetret devre başlamıştır. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup bizleri desteklemeyi unutmayın.